açıyordur baba. Şak. Şak. Tamam. Şey, al boşunu. Mavi yolculuk, deniz süngercilik kültürüyle mavi yolculuğu birleştiren tek insanım hemen Türkiye'de. Bu kültürle onu harmanladım. Bütün dünyadan misafirlerim geliyor. İşte onlara ülkemi tanıtıyorum. Su altını tanıtıyorum. Ülkem zenginliklerini ve kültürlerini onlara aktarıyorum. Bunda da gurur duyuyorum. Evet, belki yaşamayan anlamaz. Deniz 73 yaşında böyle Benim hep hayalimdi Trendil, biliyorsun. Trendil çok önemli bizim deniz kültürümüzde. Trendil nedir? Antik çağlardan bu yana süre gelen bir tekne dizaynının günümüz versiyonudur. Ege'nin dalgalarına ve havalarına çok alışık geniş karınlıdır. Tarihler boyunca bütün sünger avcıları bunu kullanmışlar. Manevra kabiliyetinden ve denizciliğinden dolayı böyle bir şey, bir klasiktir. Ondan da 18 metre bir trendilim var şunda. 1998'de yaptım onu. Onunla yapıyorum bu işi. Bir de tabii elimde Bodrum denizciliğini bir antika kültür mirası olarak Aksona var. Bu Aksona da eski bir süngerci teknesi, 8 metre. Şu anda şu yanda şey yaptı, koruma altında. Bodrum denizciliğinin kültür mirası olarak bir ilktir bu. Bir ilk oldu bu da. Çünkü her şeyi yok etmişiz. Koruma altına aldırdım onu. Bir de önemli tarafı, Bodrum'da bütün ustaları yetiştiren büyük usta Ziya Güvendiren'in teknesi, kendi teknesi. Onun için koruma altında, çocuğum gibi bakıyorum ona. Ekmek paramı da büyük trendilimden, turizmden kazanıyorum. Buraya bak, bu denizcilerin başlıyordu. Özel turlara çıkıyorum. Ekseret yapmak istediğim, yaptığım mavi yolculuk. Ülkem kıyılarını, ülkem kültürünü tanıtmak. Doğayla barışık olan insanların yaşayabileceği bir teknik. Anti-lüks, anti-delüks. Tamam, eski klasik otantikliği alabildiğine korumaya çalışıyorum. Oğlumu da ona göre yetiştirdim. Onu yaşatmak istiyorum, o kültürü. Bu denizlere ekmek içine edilecek su birikintisi değil, ekmek sofrası olarak görebildiği gün bu ülkenin kaderi değişir. Açıklama, ani gelen borralar bunlar. Bunu koklayacaksın zamanında, önlemini şak alacaksın bütün tedbirlere. Her şey bağlı, güzel ama bu fırtınada eğer Cenova bir açık olsaydı bittiydik. Pandemi geçince bu sene davet ettiler. Teknemle bir proje hazırladım. Tabii bu pahalı bir proje. 3 ton mazot yaktım. Bu 2 Euro'dan 6.000 Euro yapar. Buradan çıktım. Hava şartları falan tabii zorluyor Ege dallarına bazen. Dönerken buraya da ulaşamayacağım diye korktum hava şartlarından. Ege adaları şu kiklerde çok hava yapıyor. Bekledim orada 3 gün. Bekleseydim hala bekliyor olacaktım. Uyduk hava şartlarına, yürüdük geldik. Çok yorulduk. Bir haftada ancak kendime geldim. Ama güzel ülkem adına, denizcilik adına, uygarlık adına, hani uygarlık denizlerden geçiyor o yol. Ben ona inanıyorum. Bir deniz adamıyım. Benim okulum öğretti beni. Çok mutluyum. Gururluyum. Selam olsun Bodrum'un maviliklerinden, tüm zamanların sünger avcıları anısına, güzel ülkemin ve yeryüzünün sevgi dolu yüreklerine. Milim milim 58 yılda getirdiğim ailemin birikimi, o birikim elinden gitti mi benim halimi düşün. Canımdan çok. Ya canımdan diyorsun. Çok onu düşünüyorum be Ali. Evet. Bazı şeyler vardır ya, yaşanmayacağı öğrenilmez, bu işte aynı olan.